Sevgili seyirciler, bu haftadan itibaren tam 4 hafta süreyle sizlere yeni Clio'yu renkleri üzerinden anlatacağız. Bu haftaki rengimiz kırmızı. Belki bu kırmızıya 4. haftada tekrar döneceğiz. Ama bu çok özel bir kırmızı. Bursa fabrikasında üretiliyor Renault. Yani Oyak Renault'da üretiliyor. Ve Renault'un yeni tasarım DNA'sının tamamını üzerinde taşıyor. Bu kırmızı özel, dediğim gibi renk olarak üretilmiyor. Bu fabrikadan boyandıktan sonra bu araç üzerine özel bir vernikle bu kırmızı elde ediliyor. Nedir bu otomobilin özelliği? Bir kere ön tarafı tamamen yeni Renault tasarım dilini konuşuyor ve tasarım dilini sunuyor. Renault'un Desir markasıyla Desir ismiyle gösterdiği konsept aracında ilk kez gördüğümüz yüz Clio'da karşımıza çıktı ve bundan sonra yenilenen bütün Renault modellerinde bu yüzü göreceğiz. Clio 4, Renault'un yeni tasarım anlayışını her yönüyle bize sunuyor. Yani sadece önü değil, profili ve arkası da yepyeni bir Renault çıkartıyor karşımıza. Öndeki değişiklikler neler? Bir kere belirgin bir şekilde büyümüş olan bir logo, amblem görüyoruz önde. Renault'un bütün modellerinde bundan sonra göreceğiz. Yenilenen Fluence'da, yeni çıkacak olan Clio'da da bu büyük amblemi göreceğiz. Ama dediğim gibi bu 4 haftalık konuğumuz bizim Clio. Otomobilin profili de yepyeni bir Clio çıkartıyor karşımıza. Yandan bakıldığında Clio kupe formlu bir araç ama aslında 4 kapılı. Arkada gizlenmiş olan ikinci kapı bize bu hissi yaşatıyor. Renault'un açıklaması bu aracın 2 kapılı versiyonun olmayacağı. Çünkü aslında bakınca 2 kapılı gibi görünüyor. Yani dolayısıyla oldukça dinamik bir yan görüntüsü, bir profili var. Bir özelliği daha, onlarca hatta yüzlerce kişiselleştirme olanağı sunması Renault'un müşterilerine bu araçları. Yani müşteriler bir Clio almak üzere Renault bayine gittiklerinde istedikleri renk versiyonlarını, istedikleri sticker versiyonlarını oluşturabilecek ve adeta kendi araçlarını tasarlayarak çıkacaklar Renault bayinden. Bu da yeni Clio'nun sunduğu önemli özelliklerden bir tanesi. Dilerseniz bir de otomobilin arkasına bakalım. Renault'un adeta yeniden doğuşunu, yani Rönesans'ını simgeleyen yeni Clio, arkadan bakıldığında da trafikteki diğer araçların, yani bu segmentteki araçların, özellikle bu segmentteki araçların sürücülerini kıskandıracak dinamiklikte. Dışarıya doğru taşmış olan çamurlukları, arkada kullanılan nikelaj ve yine büyük logo, Renault'un yeni tasarımının sadece önde değil, otomobile homojen olarak, yani bu tasarım anlayışının otomobile homojen olarak dağıldığını ve çok yüksek bir kalite algısı sunduğunu görüyoruz. Otomobilin arkasına gelince tabii bagajına bakmadan olmaz. Clio'nun kendi sınıfı içinde oldukça yeterli bir bagaj hacmi var. Yükleme alanı çıkıntılar olmamasından ötürü, yani içeride herhangi bir çıkıntı olmamasından ötürü oldukça serbest bir yükleme alanı var. Ve yatırılabilir arka koltukları, yani parçalı yatırılabilir arka koltukları sayesinde bu bagaj hacmini bir üst segment araç bagaj hacmi seviyesine çıkarmak da mümkün. Yeni Clio'nun içindeyiz. Hareket etmediğim için emniyet kemerimi bağlamadım. Dışarıda anlattığım kırmızı, yani özel vernikle üretilmiş olan Renault Desir konsept aracında ilk kez görülen ve Clio'da seri üretime geçen bu kırmızı, içeride de işte kokpitte ve koltuklardaki kırmızı renklerle bütünleşerek oldukça sportif bir hava katıyor Renault. Özel renkler seçerek, özel iç mekanlar ve koltuk desenleri seçerek bambaşka kişisel bir Clio yaratmak da mümkün. Clio'nun içinde Piano siyahı diye ya da Piano Black diye tarif edilen parlak siyah malzemeler kullanılmış. Hem göğüsteki
ekranda klima, yani iklimlendirme bölümünde hem direksiyonda hem kapı içlerinde hem de havalandırmalarda bu malzemenin kullanılmış olduğunu görüyoruz. Son dönemde oldukça tutulan, sevilen ve araçlara sportiflik, modernlik katan bir siyah bu. Yeni Clio'nun belki de en dikkat çeken özelliği R-Link diye tanımlanan bu bir mini tablet büyüklüğündeki dokunmatik ekranı. Clio burada internet bağlantısı sunuyor. İstenirse bütün otomobille ilgili eğlence sistemini yine bu ekrandan dokunmatik olarak yönetebiliyorsunuz. Varsa navigasyon sistemini bu ekrandan yönetiyorsunuz. Hafta kırmızı Clio üzerinden Renault Clio'nun yeni tasarım anlayışını ve bir miktar iç mekanını konuştuk. Gelecek hafta farklı renkte bir Clio ile Renault'un yeni motorlarını ve teknolojisini konuşacağız. Görüşmek üzere.